Emin'cim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Hakan, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkürler, sen nasılsın? İyi ben de. Keyifler iyi diyorsun yani. 10 numara 5 yıldız. Öncelikle kendini tanıtır mısın kanalımız için? Hemen tanıtayım. Ben Hakan Üzümcü. 19 yaşındayım. İstanbul Okul Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik bölümünde okuyorum. Sakaryalıyım. Ben Muhammed Emin Özmen. Arkadaşlarla lisede tanıştık. Adapazarı doğumluyum. Burada yaşıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü. Videomuzun konusu Türk televizyon sahnesinde yaşanmış esprisine gülünmeyen adamların. Biliyorsun, gülmemeye çalışacaksın. 6-7 tane meşhur bir sahne var. Onları izleteceğim. Gülmezsen sonuna kadar kazanmış oluyorsun. İki hakkın var. İlkinde güldüğünde son hakka düşüyorsun. Tamam. Onda da güldüğünde eleniyorsun. Tamam. Toplamda 7 tane video var. Peki aynı video içerisinde iki kez gülersem iki hakkım da gidiyor mu? Yok, hayır, o sayılmıyor. Tamam o zaman. Sence dayanabilir misin? Bence bu gülüşüm çok açıklayıcı olmuş. Aynen. Ya sonuna kadar gidersen bir hediyemiz var. Bardağı mı vereceksin? Bir bardak su mu vereceksin? Hediyemiz Nescafe. Tamam. Şimdi seninle başlayalım videolara. Başlayalım. O yüzden zaten başarılı olduk diyebiliriz. Murat Bey, Temel'e demişler ki bir kalın kitap göstermişler Temel'e. Kalın bir kitap. Bakmış. Hepsi yazıyor mu demiş. Hepsi yazıyor muymuş efendim? Peki. Kitap. Bakmış. Hepsi yazıyor mu demiş. Hepsi yazıyor muymuş efendim? Peki. Kitap. Bakmış. Hepsi yazıyor mu demiş. Hepsi yazıyor muymuş? Kanka bırak gülmeyi, ben kuruldum adama şu an ha. Niye? Vallahi kuruldum, sinirlendim adama. Neden? Yani o kadar komik değildi. Çok güzel olmuş, bir daha olmasın. Peki bu yani gülmediniz mi yoksa ciddi durmaya mı çalıştınız? Yok, ciddi durmaya çalışmadım. Komik değildi. Çok ciddi duruyorsun biraz. Yani kazanacağına inanıyor musun? İnanıyorum. Sıktı mı kendini yoksa direkt gülmedin mi? Yani bu çok komik değildi açıkçası. Birazcık hem videonun da kısalığından mütevellit olabilir. Çünkü 25 saniye bir videoymuş. Evet. Çok da uzun bir hikaye değildi. O yüzden çok zorlamadı beni açıkçası. O zaman hemen diğer videoya geçelim. Tamamdır. Karadeniz'den geçen gün börek açıyormuş. Hamsiden açıyormuş. Hamsiyle börek. Birisi turist gezerken demiş ki, ya bunu neden açıyorsunuz? Neden açmayacağız, buranın böreği dur demiş yani. Neden açma? Biz de biraz neden oynamayalım? Fıkra bitti değil mi? Çok büyük bir gaf yapıp Cem Yılmaz'ın yanında fıkra anlatma. Biz de biraz neden oynamayalım? Fıkra bitti değil mi? Çok büyük bir gaf yapıp Cem Yılmaz. Kanka ikinci videoda elendi. Cem Yılmaz'ın bize fıkra anlatan adam aynı. Neden oynamayalım? Fıkra bitti değil mi? Çok büyük bir gaf yapıp Cem Yılmaz'ın yanında fıkra anlatma ama gibi ben... bir gaflete düştüm. Yok, hemen topar. Ya bunu neden açıyorsunuz? Neden açmayacağız, buranın böreği dur demiş yani. Neden açma? Biz de biraz neden oynamayalım? Fıkra bitti değil mi? Çok büyük bir gaf yapıp Cem Yılmaz'ın yanında fıkra anlatma. Abi ikinci videodan gittin ya. Ya Cem Yılmaz'ın orada fıkra bitti değil mi? Neyse. Ya... Cem Yılmaz ya. Dayanamadım Fatih. Tamam, ilk hakkım gitti. Şimdi son hakkım var. Cem Yılmaz yok değil mi? Yok. Bundan sonra Cem Yılmaz yok. Tamam. Ama gene göreceksin. Yani şimdi karşında bir komedyen varsa birazcık hazır cevaplarında hazır olman lazım. Aynen. Şimdi uzun bir fıkra anlatıyorsun. Sonuca bağlanmıyor. Hiç kimseyi de güldürmüyorsun. Cem Yılmaz da tabii orada durmuyor. Aynen. Lafını vuruyor. Yapıştırıyor aynen. Aynen öyle. Ya böyle bir programda en azından karşına Cem Yılmaz varsa birazcık daha dikkatli davranabilirsin diye düşünüyorum. Kanka ne düşünüyorsun? Elendin. Kardeşim, Kemal Sunal 1, Cem Yılmaz 2 diyorum. Aynen. Yani adamınki komik değildi ama... İkinci videoda hakkını kaybettin. Şu an son bir hakkın kaldı. Daha önümüzde 6 tane video ya, var. Ama yalnız fıkraya gülmedim ben. Cem Yılmaz'ın şeyini güldüm. Cem Yılmaz'ın tepkisine güldüm. O sayılıyor mu? Sayılıyor. Devam ediyorum. Tamam. Ya bir Temel fıkrası anlatabilir miyim? Buyurun, tabii, estağfurullah. Buyurun. Temel akşam 8'de
İşte her zaman olduğu gibi kapıcı gelir evden, kapının önünden çöp alır değil mi? Temel'in evinin önüne kapıya geliyor, zile basıyor. Açıyor Temel. Kapıcı diyor ki çöp var mı diyor. Bir dakika sorayım diyor. Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Gerçekten. <Gelsen. gülüyor> Bir daha mı anlatayım he? Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Gerçekten. <Gelsen. gülüyor> Bir daha mı anlatayım he? Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Gerçekten. Bir daha mı anlatayım he? Bence bir daha anlatsın. Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Gerçekten. Bir daha mı anlatayım he? Bayağı iddialısın ya, niye gülmüyorsun? Ya komik ya, kendini mu sıkıyor musun yoksa şey mi, hiç mi gülmedin? Hiç gülesin mi gelmiyor? Kendimi sıkma muhabbeti yok yani. Tamam, direkt gülesin var gelmiyor. Aynen, gülesin gelmiyor. Yalnız Haydar dümeni koydun şimdi, herhalde orada gülecek gülme geliyor. Evet. Bu zaten videonun şeyi, can alıcı kısmı. Evet. Ya Apucuğum, kendini biraz sanki zor tutuyorsun gibi mi geliyor? Yok ya. Direkt gülmüyorsun yani. Ya espri bayağı komik olduğu için. Yani tabii zor dayanıyorum. Orada da kimse gülmemiş. Ya. Yani bak, bu sürü videolarda anlattığına gülmedikten sonra verdiği anlık reaksiyonlara gülmesi şey gibi. Korku filmi izlersin ama hiçbir korku filminin uzun sahnesinden korkmazsın. Hı hı. Ama bir anda mesela ekrana bir şey gelir, o seni korkutur. Evet. Hani aslında içerik korku filmidir, korkmazsın. Ekrana anlık gelen bir şeyden dolayı korkarsın. Fıkrasına gülünmedi, devamına gülündü. Aynı hesap yani. Enteresan bu da. Üçüncü videomuz böyleydi. Ne düşünüyorsun? Belki bir dahakine güleriz. Bir şey düşünmüyorum. Ama şimdiden söylemeliyim, iyi gidiyorsun. Evet. Hemen geçiyoruz diğer videoya. Geçelim hemen. Geçelim, bu videoyu unutmayalım. Bana sağlığa zararlı olacak. Sağlığı olmasa da böyle bir takma işte. Ortama zararlı. Yani, peki buyurun. Genç kız tabii evlenmiş, ne olduğunu bilmiyor. Hiç dünyada bir haberi yok. İşte erkeğe bilmem şey yapmışlar. demişler ki sen erkeğinle konuş. O ne yaparsa sana onun dediğine uyarsa. Bu bir oyundu. Sen sadece oyun gibi tasarla. Girmişler gerdiğe. Oyunu oynayalım mı demiş adama. Adam oynayalım demiş. Hazır mısın demiş. Hazırım demiş. Hazırımdan da bir cümle daha vardı. Neyse hazırım demiş. Hazırım desin. Hazırım hocam demiş. Kız hazırım duyunca hadi başlıyoruz demiş. Hadi onu bekleyelim. Başlayalım deyince kız elini vurdu. Elim sende demiş. Başmış kaçmaya. Din gibi tasarla. Girmişler gerdiğe. Oyunu oynayalım mı demiş adama. Adam oynayalım demiş. Hazır mısın demiş. Hazırım demiş. Hazırımdan da bir cümle daha vardı. Neyse hazırım demiş. Hazırım desin. Hazırım hocam demiş. Kız hazırım duyunca hadi başlıyoruz demiş. Hadi onu bekleyelim. Başlayalım deyince kız elini vurdu. Elim sende demiş. Başmış kaçmaya. demişler ki sen erkeğinle konuş. O ne yaparsa sana onun dediğine uyarsa. Bu bir oyundur. Sen sadece oyun gibi tasarla. Girmişler gerdiğe. Oyunu oynayalım mı demiş adama. Adam oynayalım demiş. Hazır mısın demiş. Hazırım demiş. Hazırımdan da bir cümle daha vardı. Neyse hazırım demiş. Hazırım desin. Hazırım hocam demiş. Kız hazırım duyunca hadi başlıyoruz demiş. Hadi onu bekleyelim. Başlayalım deyince kız elini vurdu. Elim sende demiş. Başmış kaçmaya. Kız hazırım duyunca hadi başlıyoruz demiş. Hadi onu bekleyelim. Başlayalım deyince kız elini vurdu. Elim sende demiş. Başmış kaçmaya. Ya bak, sana samimi söylüyorum. Ayıp olmasın diye gülümler adamı. Ya şimdi zaten kendisi duruş olarak komik bir adam. Tarzı, imajı olsun.
Ama anlattığı konu yine gazetekiyle eşit orantılı bir şekilde ilerliyor. Adamın herhalde 150 fıkrasının 150'si de cinsellikle ilgili. Hani kitabı çıksa cinsellik fıkraları diye falan çıkar herhalde. Oğlum oha lan, orası komikti, niye gülmedin? Oraya da mı gülmedin? Abi şeyin Mesut Yar bile zorla gülüyor yani. Fıkra anlatmak bence bir sanattır ama bunlar o beni güldüremediler yani. Öyle diyeyim. Videodaki adam da sanki zorla gülüyormuş gibi hissettim. Bardağı vereceksin değil mi? Tabii vereceğim. O kesin. Yani adamın bu kadar fıkra ürettiğini iddia etmesi ve... Ya fıkra üretiyor ama hep aynı konudan gidiyor. Bak bir sonrakinde de iki farklı insan farklı şekilde birbirlerine dokunurlar falan olur fıkra. Adam fıkrasını anlatıyor ama fail oluyor. Kimse anlamıyor. Hani adam fıkrasını açıklamak zorunda kalıyor. Bu en kötüsü. Aynen bu en kötüsü. Trabzonlu'ya, o demiş ki uçak havaalanı mı? Nerede? Trabzon'da. Anlamadık. Bir gittim oraya diyor. Sinan'a söyleyeceğiz. Serkan. Cem Yılmaz bir gittim oraya diyor. Ya sokaklar zaten hani demişler çıkma. Bir gittim hakikaten doğru diyor ya. Sokaklar diyor. Bütün bizim fıkralardaki bütün Sinan. Adamlar sokakta diyor. Hangi adamlar? Fıkradaki ya. Trabzonlu fıkra. Trabzon fıkrası yok mu oğlum? Yok. Trabzon fıkraları. Yok. Yok mu öyle bir fıkra? Anlamadım. Ben de bunu anlamadım. Fıkra mı bu anlattın? Bir daha anlatsam bana. Ya oğlum Cem Yılmaz. Tamam. Trabzon'a gidiyor. Tamam. Şov yapmaya. Tamam. Bildiğimiz Trabzon'u bizim memlekete. Evet. Abi diyor benim şeyde fıkralarda anlatan bütün diyor Temel Dursun'dan sokakta diyor. Yani tamam. O, herkes komik yani. Anladın mı? Buradaki ben gelip kimi güldüreceğim falan diyor. Ahmet ama Ahmet güldürüyor bizi aslanım benim. Anladın mı? Giriyor çıkıyor. Bilmem peki fıkra falan. Nasıl bitti? Ben fıkrayı anlamadım. Fıkra sen... yok zaten oğlum. Abi, orada, bir daha anlatır mısın baba? Çözemiyorum. Baba Cem Yılmaz Trabzon'a mı gitmiş? Yok. Havaalanı diyor. Buradaki adamı izliyor. CNN Türk'teki bizim meslektaşımız Cem Yılmaz değil mi? Yok be abi komedyen. Komedyen ama. Komedyen Cem Yılmaz. Komedyen Cem. Cem abi değil bizim yani spiker Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Bir daha anlatır mısın anlamadık. Ben şimdi eğlenmiş olmuyorum değil mi? Ben adamın söylediğine güldüm çünkü. Yok ya, hala video devam ettiği için eğlendin. Hayda. Nasıl ya? Ama kanka ya, bak, konsept peki bu. Adamın söylediğine güldüm. Espri fıkraya hayır, güldüm. Video bittikten sonra gülmen gerekiyordu. Kendimi kasmakla hiçbir alakası yok durumun. Tamamen doğal bir şekilde davranıyorum şu an ama. Peki. Güldürebilen çıkmadı şu anda. Abi, fıkra yok ne demek ya? Yarım saat konuştum, ana fikri yok gibi bir şey bu. İnanılmaz. Adam fıkrasını açıklamak zorunda kalıyor değil, adam yine Cem Yılmaz'ın ekmeğini yemeye çalışıyor. Aynen. Hani Cem Yılmaz'ın kendi gösterisinde bununla ilgili bir şey var. İnsanlar benim esprilerimi anlayamadığı için gösterilerime geliyor diyor. Hani başkaları benimki anlatmaya çalışınca anlatamadığı için. Adam bunu öyle bir özgüvenle canlı yayında yapıyor ki, böyle bir video çıkmış karşımıza. Ya buna güldüm. Ve gülmemem lazım. Aynen, sonra ilk tane zaten gülmemem gerekiyor. Apucuğum şimdi geldik diğer videoya. İzleyelim. Bence bugün bir fıkra kadın çok komik ya. Yani en son fıkra bu. Demiş ki Laz Amerikalı'ya adın ne demiş? Bill demiş. Ya ben nereden bileyim sana soruyorum. Ben bilsem sana soruyorum. Şey söyleyeyim mi? Adın ne demiş? Yani hiçbir şeyden ceza gelmezsem bu fıkra bir tık ceza verirse söyleyeyim ya. Yani. Çok iyi demiş ki Amerikalı'ya. Adın ne demiş? O da Bill demiş. Yani adam adı Bill. O da ya ben nereden bileyim kardeşim sana soruyorum. Bilsem sana sorarım. Neyse. Buradan mı cezayı veriyorsun? Evet. Bana da komik gelmedi. Abi senin fıkralı çok kötüydü sakın başka yerde anlatma. Vallahi bak başka yerde anlatma. Rütük kanalımızı kapatıyoruz. Abi bu videodan sonra bu kanal kapandı zaten. Yani ben bittim abi. O da ya ben nereden bileyim kardeşim sana sor, bilsem sana sorarım. Neyse. Buradan mı cezayı veriyorsun? Evet. Vallahi komik yani. Abi senin fıkra da çok kötüydü sakın başka yerde anlatma. Vallahi bak başka yerde anlatma. Lan gel miydin fıkraya? Kötü. Evet. Vallahi komik gelmedi. Abi senin fıkra da çok kötüydü sakın başka yerde anlatma. Vallahi bak başka yerde anlatma. Lan gel miydin fıkraya? Kanka evet sonunda güldün. O gülümsemeyi aldık. Eğlendin.
Kankam var ya orada. Sergen Yalçın'ın demesi. Bunu sakın başka yerden anlatma. Sergen Yalçın demesi de spikerin de hani hiçbir yerden yemezsin buradan yazıştıktan demesi orası komik. Ya muhabbeti aramızda yaparken komik oluyor da hani izleyince pek komik gelmiyor bana. Evet. Bana da komik gelmedi. Abi senin fıkralar çok kötüydü, sakın başka yerde anlatma. Vallahi bak başka yerde anlatma. Teyzeyden bahsediyor. Tehlikeli miydin fıkralar? En komik kısmı zaten Sergen Yalçın'ın bizim hepimizin söylemek çalıştığı şeyleri söylemiş olması. Direkt söyleyebilmesi. Komik değil de adam. Zaten bizim yerimize söyledi. Ama bunu da biraz kendini sıktın gibi sanki. Bunda isim esprisi üzerine gidince birazcık zorlandım açıkçası. Sergen Yalçın diyor ya, ben gülmedim. ben gülmedim. Ya Sergen Yalçın. O da düşünüyor, tamam mı? Esprisi gülünmemiş. Komik de değil, tamam mı? Ya yani fıkra anlatıyor ya. O komik değil ya işte. Gülünmemiş. O da sonra düşünüyor yani. Ben de gülerim. Diyor ki bunu başka hiçbir yerde yapma bir daha. Abi kurban olayım, bunu başka bir yerde yapma. Gülmezler, rezil olursun. Abi geldik son video ya. Yani elenmiş olsan da ya. Yani gene de... Bunu yine de izleyelim. Aynen, son aynen. Video ama bunu da izleme aynen. Gerekiyor. Güneli Yıldırım. Gerçi keşke buna saklasaymışım ama bilmiyordum. En çok buna gülerim herhalde. Öyle çok haytalık yapıyorlarmış. Bir gün demişler ki... Evet hocam. Ya biz çok şeyiz... haşarılık yaptık. Oturalım bir namaz kılalım demişler. Aralarından birini de imam seçmişler, arkasına geçmişler. Allah kabul etsin. Tekbir almış, Allah-u Ekber demiş, başlamış namazı. Öndeki imam seçtikleri Ettehiyyatü diye başlamış okumaya. Arkadaki demiş ki yandık, adam daha ilk başta Ettehiyyatü'nden başladı. Bakalım oturunca ne yapacak? Ben hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Bakalım oturunca ne yapacak? Ben hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Bakalım oturunca ne yapacak? Ben hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Bakalım oturunca ne yapacak? Kadın küfür edecek sandım. Haklıydı yani, etseydi. Abi videoların sonuna geldik. Yani ilk başlarda aslında gülmeseydin kazanacağını düşünüyordum ama son videoda gülmedim. Abi ben hayata gülmeye geldim. Hiçbir şey kale almaya değmez. Binali Bey oradaki insanların çoğunlukla namaz kılmadığını evet, aynen. Biraz bir dini şaka yaptı. Tam olarak ifade edememiş. Olsun. Mazur görelim. Oğlum bir gül lan. Tebessüm ettik yok. Hani şöyle bir şey var şimdi, tepkilere mi güleceğiz? Adam şey diyor, hani başta ettehiyatı okudu, otururken ne yapacağız? 10 saniye birbirlerine baktılar böyle güleceğiz, edeceğiz. Kanka hayır. İyi günler diliyorum diye bıraktı. Onu dedikten sonra kadın direkt kapatıyor mu anneler var bir aynen. Devam eden bir video, kesilmiş video yok, değil. Yok hayır, kesilmiş video ama yani kısa bir zaman sonra kapatıyor. Kimse gülmüyor videosu, şey fıkrasını. Fıkrası şeye benziyor, bir tane camide. Namaz kılıyorlar yine. Aynı böyle önemli insanların, işte bakanların falan olduğu gibi. Orada imam biraz galiba yanlış kıvırıyor. Biri ayağa kalkıyor, biri oturuyor falan. Aynı şeyi aklıma canlandırıyor söylerken. O yüzden biraz zorlandım açıkçası. Abi burada, orada bir... onların tepkisiz kalması. Hepsi bak, hepsi böyle aslında hiçbir şey anlamıyorlar ama hani çaktırmamak için de... Hani Japonlar duruyor ya. Ondan sonra abi kişi onun gibi bir şey olmuş. Ya bu gülme yarışmasında da maalesef elendim. Ama diğer videolarda gene bunun serisi gelecek. Onlar da inşallah kazanacağını temenni ediyorum. İnşallah. Videonun sonuna geldik. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu biraz kısa video oldu ama eğlenceli video oldu. Aynen öyle. Çok eğlendim valla.
Son sahne. Son sahne çok güzeldi. İçten içe güldüm. Peki en çok güldüğün video hangisiydi? En çok böyle kendini tuttun veya? Şu sondan ikinciydi galiba ya. Şey mi? Fıkrasını açıklamak zorunda kalan adam mı? Aynen öyle. Peki en beğendiğin video hangisiydi arasında? Sergen Yalçın'la. Sonuna geldik videonun. Ve şunu söyleyeyim. Tek kazanan sensin şu ana kadar. Tamam kazandık. Sonuna kadar geldin. Bravo diyorum. Teşekkür ederim. Ve hediyemiz de Nescafe'ydi. Kamera arkası vereceğim ben sana. Tamam anlaştık. Abi son olarak en güldüğün ve en beğendiğin video hangisiydi? Binali Yıldırım'ın esprisinden sonraki bakışlara çok güldüm ben. Böyle bakıyorlar ya. Binali Yıldırım diyor ki ondan sonra imam oturmuş. Şu ara böyle bakıyorlar. Kimse gülmedi ki yapmanı. İçerikleri beğendim ama bir öz eleştiri yapayım. İlk iki video gerçekten hatalarla dolu olmuş bizim için. Yani bir cümleyi iki kere kullanmışım, tekrar etmişiz. Defalarca yapmışım bir de bunu. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Ya ileriki videolarda toparlamaya çalışacağız bunu. Şu anda bir acemilik dönemi tabii bu. Sen de uğraşıyorsun. Gerçekten teşekkür ederiz sana da. Ben teşekkür ederim. Videomuza katıldığın için çok teşekkür ederim. Videomuz ve kanal sence genel itibariyle eğlenceli mi? Yani gayet güzel içerikleri var. Çeşitli içerikleri var. İlk iki videoda izleyiciydim. Sağlam bir izleyiciydim. Gerçekten hani farklı kesimlere hitap eden her türlü içeriği burada yorumluyorsunuz. Yorumluyoruz. Yani bence gayet güzel bir yolda ilerliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki videolarda bekliyoruz. İnşallah. İzleyicilerimiz de beğendiyse beğen butonuna basıp abone olmayı unutmasınlar. Prodüksiyon efsane. Arkadaşlar zaten 10 numara. Allah razı olsun. Peki bardağımıza ne demeli? Üstünde adımızı yazdırdık. Bardağımızı şuraya link bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Kanala destek çıkabilirsiniz. Evet abi kapatıyorum. Kendine iyi bak. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Yargı Perez kanalını beğenip abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Benim gibi bir fenomeni de izlediğiniz için de ben de mutlu olacağım. Teşekkür ederim Fatih beni çağırdığın için. Misafir ettiğin için. O zaman görüşürüz haftaya. Haftaya haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.